Merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür bir Perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri Roma İmparatorluğu'nun altın çağının simgesi olmayı başarmış, krallık mı, bilge krallık mı ikileminin hayata yansıyan en mükemmel örneğinin dışa vurmuş halleriyle buluşturacağım. Kitabımızın adı Düşünceler, yazarımız Marcus Aurelius, çeviri Şadan Karadeniz. Roma, dünyadaki modern hukukun varlığını insanlığa armağan eden, kötü ve iyinin sokaklarında cirit attığı bir medeniyet. İnsanlar, sokaklar, medeniyetler, savaşlar, hukuklar. Ne gariptir ki bütün bu değerleri, teknik sınırları belirlenmiş bir şekilde ortaya koyan bu büyük medeniyet, bütün tecrübesini arkada bırakarak tarihin sessiz sayfalarına gömülüyor. Roma hukukunun Stoa kökenli olduğu kabul görmüş, üç ana ilkesini şahsiyetinde ve davranışlarında bir araya getiren Marcus'un ilkeleri dürüst yaşamak, hiç kimseyi incitmemek, herkese kendi hakkını vermek. Neden krallık mı, bilge krallık mı sorusunu gündeme getirdim? Platon'un ünlü sözünü hatırlatmak istedim. Hükümdarlar, filozof, filozoflar hükümdar olsaydı kentlerin yüzü ışıldardı. Tarihe baktığımızda iz bırakanlar ya bilge hükümdarlardır ya da büyük katillerdir. Marcus bu sözün insana ve devlete yansıyan en önemli yüzüydü. Hem filozof hem de hükümdardı. O hem döneminde hem de sonrasında toplumu etkileyen bir serüvenin sürükleyicisi olmuştur. İnsanlığa bıraktığı en değerli hediyelerden birisi de düşüncelerdir. 12 kitaptan oluşur ve Yunanca yazılmıştır. Milattan önce ilk yüzyılda kaleme alınan bu çalışma aslında okuyucular için yazılmış gibi görünse de bahsettiği şahıs insanlar değil, bizzat kendisidir. Esasen her sözü kendisine söyler. Eleştirileri ve beklentileri kendi üzerinedir. Sözlerin öğüt gibi değerlendirilmek ne kadar doğrudur bilemiyorum ama sözlerini kendisiyle yapılmış bir vicdan muhasebesi gibi değerlendirmeliyiz. Bir bakıma onun bilgelik yolundaki gelişmesinin şahitliğidir bu eser. Bugün bile insanlığın kendine sormaya cesaret ettiği en dehşet düşürücü soru, zaman hızla akıp geçiyor, buna karşın ne yapabiliriz? Ona göre anı yani şimdiyi yaşamaktır. Ama bu Epikurosçuların anladığı anlamda bir anı yaşamak değildir. Marcus'a göre zamanın akışı karşısında anın değerini vermek ancak bunu kesinlikle Stoacı ahlakın ilkelerine göre yapmaktır. O, zamanın hızlı akışını insanın uçarken görüp gönül verdiği bir serçenin daha ona sevdalanır sevdalanmaz kanat çırparak gözden kaybolup gidişine benzetir. 2000 yıl önce yaşamış bir bilge kralın bugüne yansıyan eserini okumak sadece yöneticiler için değil, sade vatandaş için de önemli bir deneyim olacaktır. Kimiz biz? Ve nasıl yaşamalıyız gibi neredeyse herkesin üzerinde fikir yürüttüğü bir sorular ve öneriler manzumesinin dışında değerlendirmek gerekir Marcus'u. O, hayatı anlamaya ve insanları kalpleriyle dinlemeye ve anlamaya çalışmış bir bilge. Hayatın önümüze koyduğu zorlukları öne çıkartmak yerine yeryüzünün huzur ve hakikatinin peşine düşmüştür. Yakaladığı doğruları devletine ve insanlarına sunan bu büyük filozof hükümdarın tecrübeleri, tarihin neredeyse bütün dönemlerinde rehberlik edebilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da insanlık var olduğu sürece yolumuzu aydınlatmaya ve daha güzel bir hayatı yaşayabilmemiz için rehberlik etmeye devam edecektir. Marcus'un hayatımızın önüne koyabileceğimiz büyük söylemiyle bu akşamki anlatımımızı sonlandıralım. İnsan yaşlı da ölse, genç de ölse, ölünce aynı şeyi yitirmez mi? Şimdiki zaman insanın yoksun kalabileceği biricik şeydir. Hiç kimse sahip olmadığı bir şeyi yitirmez. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.